Tüm önlemlere rağmen, kadınlar suçlular karşısında en savunmasız grup olmaya devam etmektedir. Ne yazık ki, suçlular tarafından en sık hedef alınanlar da kadınlardır. Bazen trajedi basit bir dikkatle önlenebilir, iki kulaklık yerine bir kulaklık, potansiyel tehlikeyi zamanında görmek için başın tek bir dönüşü. Ne yazık ki hikayemizin kahramanı saf kötülükle yüzleşmek zorunda kaldı. Saldırı kalabalık bir yerde, güpegündüz gerçekleşti ve yardım edecek kimse yoktu. Aisling Murphy 1998 yılında doğdu. Kız 3 çocuğun en küçüğüydü. Aile Bluebole, İrlanda'da yaşıyordu. Burası Dublin'e oldukça yakın, arabayla yaklaşık 1 saat uzaklıkta, sakin ve hoş bir yerdi. Kız sevgi ve ilgiyle çevrili bir ortamda büyümüş. Bu büyük ölçüde gayda ve keman çalan babasının hobilerinden kaynaklanıyordu. Kızı da onun izinden gitmiş ve okuldan itibaren geleneksel İrlanda müziğiyle ilgilenmeye başlamış. Genç kız bir gençlik korosunun ve daha sonra da bir orkestranın parçası olmuş. Büyük etkinlikler sırasında İrlanda ve Büyük Britanya'nın dört bir yanını dolaşarak halk müziği icra etti. Bu tür turlar genç Aisling'e kolay geldi. Çok yetenekli olduğu kadar bağımsız ve dışa dönük biriydi. Tüm bunlar onun kolayca uyum sağlamasına ve sahnede kendini özgür hissetmesine yardımcı oldu. Liseden mezun olduktan sonra genç Aisling hemen bir iş buldu. Amaca yönelik bir kızdı ve ailesinden tamamen bağımsız olmak istiyordu, bu nedenle sertifikasını aldıktan hemen sonra farklı yerler aramaya başladı. Ham zamanlı bir iş bulmak istiyordu. Hırslarına rağmen Aisling müzik tutkusundan vazgeçmedi. Ancak, sanatın bu yönü favori aktivitelere ve hobilere dönüştü. Yeteneği çok kısa sürede aileyi bir araya getiren ve hepsini birleştiren bir şey haline geldi. Hafta sonları düzenlenen özel akşamlarda ailesinin önünde sahne alıyordu. Onlar için çeşitli müzikal parçalar seslendirmeyi çok seviyordu ve bu da aileyi daha da güçlendiriyordu. Elbette Aisling kendi aile yuvasını kurmayı hayal ediyordu ama önce kendi ayakları üzerinde duracaktı. Daha sonra kız üniversiteye girdi ve aynı zamanda okulda birinci sınıflar için öğretmen oldu. Bu hayatın çok sembolik bir aşamasıydı, çünkü kendisi de işe girmeden kısa bir süre önce burada okumuştu. Öğretmenler ve öğrenciler Aisling'e bayılırdı. Çok enerjik, nazik ve yaratıcıydı. Çalışmaya başladığı ilk haftalardan itibaren eğitim kurumunun yönetimi kıza ilgi gösterdi. Onun için büyük umutları vardı ve masaya ne getireceğini görmek için sabırsızlanıyorlardı. Kız, yüksek ahlaki karakteri göz önüne alındığında gerçekten de bu rol için mükemmel bir adaydı. Mükemmel bir öğrenciyken mükemmel bir öğretmene dönüştü. Aisling iletişim kurabilen, kendi ayakları üzerinde durabilen, tatlı ama kendinden emin biriydi. İşteki ilk haftasında hafta sonları müzik dersi veriyordu. İşi konusunda çok hevesli olduğu ve çocuklarla çalışmaktan gerçekten keyif aldığı açıktı. 20 yaşındaki öğretmenin Ryan adında bir erkek arkadaşı vardı. 6 yılı aşkın bir süredir çıkıyorlardı. Genç çift ilk olarak müstakbel öğretmen henüz 15 yaşındayken tanışmış. İlişkilerinin ilk aşamalarında aşkları yürümedi. Sadece birkaç ay sonra ayrıldılar, ancak daha sonra tekrar bir araya geldiler. Yetişkin olduklarında, her ikisi de gençken tanıştıklarında çok genç olduklarına karar verdiler. Daha sonra romantik duyguları yeniden alevlendi. Gençler birbirlerine içtenlikle aşıktı, sık sık gelecekten, evlilikten, çocuklardan bahsediyorlardı. 2 gün içinde bir seyahate çıkmayı planladılar. Ancak ne yazık ki tüm bu hayallerin gerçekleşmesi mümkün olmadı. Öğle saatlerinde öğretmen iş gününü bitirdi. Bundan sonra Aisling, Talamore'de bulunan büyük kanal boyunca koşuya çıkacaktı. İlgi alanları arasında fitness ve açık hava aktiviteleri olduğu için, bu kız için yaygın bir etkinlikti. Bu doğal alanlarda yürümeyi ya da koşmayı çok severdi,
Bu yüzden fırsat buldukça buraya gelirdi. Büyük kanal koşucular için oldukça yoğun bir yerdi çünkü burada yürüyüş için de uygun olan özel olarak tasarlanmış bir patika vardı. Genellikle kalabalık olduğu için Aisling buraya yalnız gelmekten çekinmiyordu. O gün, kız bir kez daha koşuya çıkmaya karar verdiğinde, annesi çok gergindi. Aisling okuldan sonra önce kıyafetlerini değiştirmek için eve uğradı ve annesine niyetinden bahsetti. Kadın açıklanamaz bir endişe hissetti. Annesi, Aisling'in kendi başının çaresine bakabilecek yaşta olduğunu ve bunda bir tehlike olmadığını söyledi. Aisling oradan ayrıldı ve bu, annesinin onu canlı olarak son görüşü oldu. Kız evden ayrıldıktan yaklaşık bir saat sonra, yine büyük kanalda ısınmakta olan iki rastgele koşucu yardım çağrısında bulundu. İki kadın kanalın bir tarafında koşuyorlardı ve karşı kıyıda gerçekleşen saldırıya tanık oldular. Cep telefonları yanlarında değildi, bu nedenle saldırıyı gördüklerinde yardım için en yakın ankesörlü telefona koştular. Burada acil servis görevlisini arayan görgü tanıkları, tehditkar görünümlü bir adamın piste koşan kızlardan birine saldırdığını gördüklerini bildirmişlerdir. Kadın sporcular, suçun kurbanının o sırada hala hayatta olduğunu söyledi. Saldırgan onu çalıların arasına sürüklediğinde kız çığlık atmış ve çaresizce direnmiştir. Kız mücadele ederek kolları ve bacaklarıyla saldırganı uzaklaştırmaya çalışmış, ancak güçler açıkça eşit değilmiş. Merkez, polis memurlarını belirlenen yere gönderdi. Polis memurları kanal bölgesine vardıklarında, görgü tanıklarının da yardımıyla artık yaşam belirtisi göstermeyen genç kızın cesedini buldular. Olayın tam da arayanların tarif ettiği gibi olduğu ortaya çıktı, kurban feci şekilde dövülmüştü. Asfalt yoldan çalılıklara sürüklenmiş ve burada fiziksel saldırıya uğramıştı. Yüzünün tamamı ve boynu kesiklerle kaplıydı ve başındaki saçlar kan içinde kalmıştı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri 10 dakika boyunca kadını hayata döndürmeye çalışmış, ancak hiçbiri işe yaramamış ve öldüğü ilan edilmiştir. Ölümüne tam olarak neyin sebep olduğu bilinmiyordu ancak çok kötü bir şekilde dövüldüğü açıktı. Merhumun cesedi otopsi için gönderildi. Ölen kızın boynunda bıçak yaraları bulundu. Adli tabip, çoğu boynun sağ tarafında olmak üzere toplam 11 bıçak yarası saydı. Boğazı kesilmişti. Konuşamıyor, hatta yardım için çığlık bile atamıyordu. Ayrıca boynunda olası boğulma izleri de bulundu. Katliam kurbanının kimliği Aisling Murphy olarak belirlendi. Ellerinde boğuşma sırasında oluştuğu belli olan derin kesikler vardı. Cesedin yanında anahtarlar bulundu. Daha sonra kızın bunları karşı koymak için kullandığı belirlendi. Anahtarları elinde tutmuş ve saldırgana vurmaya çalışmış. Ne yazık ki silah saldırgana ciddi zarar vermeye ve onu korkutup kaçırmaya yetmemiş. Kan kaybı nedeniyle ölüm meydana gelmiştir. Boyun bölgesindeki çok sayıda bıçak yarası şiddetli kanamaya yol açarak kızın birkaç dakika içinde ölmesine neden olmuştur. Saldırı kurbanının yanında güneş gözlüğü de bulunmuştur. Cep telefonu ceketinin cebinde, vücudundan uzaktaydı. Terk edilmiş bir bisiklet vardı ancak bu bisiklet kıza ait değildi. Muhtemelen saldırganın bisikletiydi. Saldırgan olay yerinde değildi, masum kurbanı katlettikten sonra çoktan kaçmıştı. Saldırının cüretkarlığı ve vahşiliği çarpıcıydı, çünkü suç güpegündüz, kalabalık bir yerde, tanıkların önünde işlenmişti. Neyse ki, suça tanıklık eden en az iki kadın koşucu vardı. Hem saldırı anını hem de faili gören bu kişiler, soruşturmacılar için önemli ipuçları sağlayabilir. Kolluk kuvvetleri saldırıyı gören kadınlarla görüşmeden önce, o gün yürüyüş parkurunda buluşan tüm sporcularla konuştu. Ancak, polisi arayan bu iki kadın dışında katliamı gören kimse yoktu. Bunun üzerine polis onlarla görüşmeye başladı. İlk tanık Emma adında bir kadındı. Saat 15.00'ten sonra köpeğiyle birlikte büyük kanal boyunca yürüdüğünü anlattı.
koşu yapan bir kız görmüş. O anda, parlak yeşil bisikletli bir adam tarafından takip edilmiştir. Bisikletli Aisling'e çok yakın durduğu için, Emma ilk başta birlikte koşuyor olabileceklerini düşünmüştür. Tanık bisikletliyi İrlandalıya değil de daha çok göçmene benzeyen bir adam olarak tarif etti. Sarımsı bir teni, kısa kesilmiş saçları ve üzerinde kırmızı logolar bulunan siyah bir eşofmanı vardı. Daha sonra Emma yürürken adı Venna olan başka bir tanıkla karşılaştı. Birlikte, bisikletlinin kurbanın üzerine atladığını görmüşler. Olay kendiliğinden olmuş gibi görünüyordu, saldırganlık provoke edilmemişti. Venna kendi gözleriyle gördüğü kanal saldırısını anlattı. Görünüşle ilgili verdiği ifade Emma'nın söyledikleriyle birebir örtüşüyordu. İkinci tanık, kurbanın saldırgana çığlık atarak onu korkutmaya çalıştığını, ancak bir nedenden dolayı hızla sessizleştiğini söyledi. Anlaşıldığı kadarıyla bu, ses tellerini koparan bir boyun yarasından sonraydı. Venna kanaldan saldırgana doğru bağırmaya başladı. Saldırganı polisi aramakla tehdit etti. Saldırgan onu uzaklaştırdı. Hail kurbanın yanından hiç ayrılmadı ama görgü tanıkları onu iyice görebildi. Dedektiflerin varsayımı doğrulandı, patikanın yakınında bulunan yeşil bir bisiklet sadece faile aitti. Polis veri toplamaya devam etti ve kızın koşu sırasında bir fitness bilekliği taktığını öğrendi. Alet vücut göstergeleri hakkında bilgi topluyor, hareket hızını ve kat edilen mesafeyi takip ediyordu. Kalp atış hızı da kaydedildi ve bu da ölüm koşullarını netleştirmek için kullanıldı. Cihazdan elde edilen bilgilere göre Aisling'in koşusu öğleden sonra 2:51'de başlamıştır. Bundan önce GPS, arabasıyla otoparka kadar gittiğini ve arabasını kanalın yakınında bıraktığını göstermiştir. Bundan sonra, kalp atış hızı dakikada yaklaşık 100 atımdı ve bu da aktif bir aşamaya işaret ediyordu. Saat 15:21'e kadar aynı tempoda koşmaya devam etmiştir. Bu süre zarfında Aisling yaklaşık 3 kilometre koşmuştur. Ancak 15:21'den sonra kalp atış hızı değişmeye başladı. Genç öğretmenin kalp atışları rastgele dalgalanıyordu ve GPS verileri bunu yaparken yerde olduğunu gösteriyordu. Görünüşe göre, bu noktada öğretmen saldırıya uğramış ve yaşam mücadelesi veriyordu. Ve saat 15:31'de kalbi durdu. Bir sonraki aşamada polis bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini araştırdı. Müfettişler, faili, kurbanını ve saldırı anını yakalayabilecek görüntüleri bulmayı umarak tüm kayıt cihazlarının konumlarını analiz etti. Kolluk kuvvetleri, çevredeki tüm CCTV sistemlerinden topladıkları 25 bin saatten fazla görüntüyü analiz etti. Kapsamlı bilgi edinmek için 12:25 ile 16:05 arasındaki süreye baktılar. Birkaç kamerada adamın tarifine uyan bilinmeyen bir adamın görüntülerini bulmayı başardılar. Patikalar boyunca amaçsızca ilerlerken zaman geçirmeye çalışıyor gibi görünüyordu. O adamın Aisling'in koşusundan çok önce burada olduğu tespit edildi. Olay yerinde bulunan bisiklete benzer bir bisiklet kullanıyordu. Baş şüpheli siyah kapüşonsuz bir ceket ve yanları şeritli spor bir pantolon giyiyordu. Giysilerin üzerinde Emma'nın tarif ettiği gibi kırmızı logolar da vardı. Bisikletli, koyu kestane rengi ceket giyen kimliği belirsiz bir kadın görmüş ve bir süre onu takip etmiştir. Adam muhtemel kurbana ilgiyle bakmış, ancak bilinmeyen nedenlerle hızla geride kalmıştır. Başka bir kamerada, aynı bisikletli 13:53'te durmuş. Elini cebine sokmuş ve bir tür nesne çıkarmıştır. Şüphelinin elinde bir şey tuttuğu ve çevirdiği görülüyor, ancak görüntü kalitesinin düşük olması ne olduğunu anlamayı zorlaştırıyor. Tabii ki müfettişler şüphelinin bir bıçak çıkardığını ve daha sonra bu bıçağı masum öğretmeni katletmek için kullandığını düşündüler. Adli tabip, yaralarda tırtıklı bir kenar bıraktığı için kızın küçük bir tırtıklı çakı ile öldürüldüğünü belirledi. Adam bir başka seferde saat 14.
55 sularında güvenlik kameralarına yakalandı. Bu olay tam da Esling'in patikaya çıktığı ve antrenmanına başladığı sırada gerçekleşmiştir. Görüntüleri karşılaştıran polis, adamın bunca zamandır bölgede amaçsızca dolaştığını fark etti. Farklı kadınlar periyodik olarak dikkatini çektiği için bir kurban arıyor gibi görünüyordu. Bisikletli bir süre onları belli bir mesafeden takip etmiş, ancak Aisling ile tanışana kadar ilgisini kaybetmiş. Ne yazık ki hiçbir kamera failin yüzünü tespit edebilecek kalitede bir görüntü yakalayamamıştır. Saldırıdan birkaç saat sonra bir şüpheli tutuklandı. Yerel halk tarafından kendisine işaret edilmişti. Giriot Keegan adında 39 yaşında Romanya'dan gelen bir göçmendi, 23 yıldır İrlanda'da yaşıyordu ve daha önce sabıka kaydı yoktu. Kamera görüntülerinden adam bir suçluya benziyordu. Anlaşıldığı üzere, aynı saatlerde saldırı mahallinden çok uzakta değildi. Gözaltına alındı ve polis merkezine getirildi. Burada adam saldırıya karıştığını kesin bir dille reddetti. Müfettişler kendisiyle görüşürken, polis arama emri çıkarttı ve evini didik didik aradı. İçeride adamın suçluluğuna işaret eden hiçbir şey bulamadılar. O arada Giriot bir hata olduğunda ısrar etmeye devam etti. Doğru olduğu kanıtlanan bir mazeret sundu. İlk olarak, adam alışveriş yaptığı dükkandaydı. Fişi gösterdi ve dükkanın kameralarına da yakalandı. Daha sonra kanalın güney kıyısı boyunca yürümüş ve cinayet kuzey kıyısında işlenmiştir. Kurbanın tırnaklarının altındaki ve bisikletteki deri parçacıklarıyla karşılaştırmak için şüpheliden parmak izleri ve DNA örnekleri alındı, ancak bunlar eşleşmedi. Bu da şüphelinin suça karışmadığını kesin olarak teyit etmiştir. Adam tüm şüphelerden arındırıldı ve serbest bırakıldı. Yerel halk onun katil olduğuna inanmaya devam ettiği için kendisi ve ailesi bir süre tehdit edildi. Bir süre için kendisine başka bir konaklama yeri tahsis edildi ve polis medyaya bir açıklama yaparak Giriot'un suçla bağlantısı olmadığını kamuoyuna açıkladı. Ancak o zaman halk onun arkasına geçti. Olay ülke çapında geniş yankı uyandırdı. Bölge sakinleri Esling'e yapılan saldırı karşısında öfkelendi ve polisin genç, güzel ve başarılı bir kızın göz göre göre canını alan faili bir an önce bulup adalete teslim etmesini talep etti. Polis günlerce işe yarar bir bilgi elde edemedi. Endişeli yerel halktan aldıkları tüm ipuçlarını takip ettiler. Ancak çok geçmeden olay yepyeni bir hal aldı. Saldırının ertesi günü akşamı Joseph B.S. adında 30 yaşında bir adam hastaneye kaldırıldı. Karnından yaralanma şikayetiyle Dublin'deki bir hastaneye kaldırılmıştı. Joseph Slovakya'nın küçük bir köyünde doğmuştu. Henüz 16 yaşındayken, hiç diploma almadan okulu bırakmıştı. Hayatının büyük bir bölümünü Çek Cumhuriyeti'nde geçirdi ve inşaat projelerinde işçi olarak çalıştı. Yaşam tarzına ve okuldaki sorunlarına rağmen, kötü bir arkadaş çevresi yoktu, sabıka kaydı yoktu ve genel olarak olumlu bir insan olarak görülüyordu. Joseph 2015 yılında İrlanda'nın Dublin şehrine taşındı. Burada eşiyle birlikte hayatının geri kalanını geçirmek üzere yerleşmeye karar verdi. Adam inşaatçı olarak çalışmaya devam etti ve yeni ülkedeki yaşamı boyunca eşiyle birlikte 5 çocuk sahibi oldu. İş sırasında sırtını incitene kadar her şey onlar için iyi gidiyor gibiydi. İyileştikten sonra Joseph hiçbir zaman normal faaliyetlerine geri dönemedi. Sırtındaki sakatlık beklediğinden daha ciddiydi. Bu nedenle işçi maluliyet aldı. Uzun bir süre hastanede kaldı ve sonrasında devlet tarafından ödenen ödenekle yaşadı. Doğal olarak bu para yeterli değildi. Karısı çalışmak zorundaydı ama aile bunun üstesinden geldi. Adam çok az İrlandaca biliyordu ve Esling'in öldürülmesinden bir gün sonra hastaneye gittiğinde sağlık personeline kendini anlatacak kadar iyi İngilizce konuşamıyordu. Bu nedenle sağlık personeliyle iletişim kurabilmek için bir tercümana ihtiyacı vardı.
Onun sayesinde Joseph bir önceki gün, 12 Ocak'ta Blanchard Town'da olduğunu öğrendi. Bir taksi kullanmıştı ve oraya varır varmaz bir adamın kendisini takip ettiğini fark etti. Her şey güpegündüz gerçekleştiği için Joseph buna pek dikkat etmemiş. Buna rağmen, saldırganlar aniden ona saldırdı ve karnından birkaç kez bıçakladı. Saldırganlar daha sonra kaçtı ve suçun kurbanı eve ulaşmak için mücadele etti. Orada ailesine olanları anlatmış ve bir ambulans çağırmıştır. Sağlık görevlileri gerçekten de kurbanın ellerinde savunma hareketlerinin karakteristiği olan kesikler buldu. Karın bölgesinde de birkaç delik yarası vardı. Adama ağrı kesici verildi ve yaklaşık 2 saat süren ameliyata alındı. Cerrahların çalışması 22 saatte tamamlandı. Doktorlar Joseph'in küçük bir bıçağın açtığı yaralara benzer yaralar aldığını tespit etti. Ancak bu yaraların hayati tehlikesi bulunmuyordu. Yine de Joseph iyileşmesi için birkaç gün hastanede bırakıldı. Doğal olarak, protokolün bir parçası olarak, sağlık görevlileri polis memurlarını olay hakkında uyardı. Onlar da başka bir saldırının kurbanı ile iletişim kurmak için tıbbi tesise gittiler. Dedektifler, Hastings'e saldıran failin daha sonra bu adama da saldırdığını tahmin etti. Kolluk kuvvetleri Joseph'le etkileşime geçtikçe, kulağa daha da kuşkulu geliyordu. Daha da şüpheli. Joseph'in kafası karışıktı, saçmalıyordu, bariz şeyleri hatırlayamıyordu ve açıkça gergindi. Dedektifler bu işsiz adamın Hastings'i öldüren kişi olup olmadığını merak etmeye başladılar. Ertesi gün polis memurları tekrar hastaneye gitti. Sorgulamaya devam etmek ve adamın hayatının son günlerindeki koşulları öğrenmek istediler. Bu sefer cevaplarında daha açıktı. Bir taksiye binerek şehre nasıl gittiğini anlattı. Daha sonra oraya neden gittiği soruldu ve adam internette tanıştığı bir kadınla buluşmaya gittiğini söyledi. Polis memurları bir ilişkisi olup olmadığını sormuş, bunun üzerine Joseph bir eşi ve 5 çocuğu olduğunu itiraf etmiştir. Ancak gizli buluşmalarını karısının öğrenmesini istemiyordu. Daha sonra adamın aynı anda birden fazla arkadaşlık sitesine kayıtlı olduğu ve periyodik olarak farklı kadınlarla buluştuğu anlaşıldı. Joseph her şeyi dikkatle gizlediği için evlilik dışı ilişkileri karısı tarafından bilinmiyordu. Polis daha sonra Joseph'e bir bisikleti olup olmadığını sordu. Şüpheli adam gerçekten de uzun süredir böyle bir araç kullandığını ve sadece yeşil bir bisikleti olduğunu söyledi. Ancak polis, Hastings'in öldürüldüğü gün bisiklete binmiş olup olamayacağını netleştirmeye çalıştığında, Joseph kekelemeye başladı ve bisikletinin 2 haftadan daha uzun bir süre önce çalındığını söyledi. Aynı zamanda, adam şüpheli görünen olayı polise bildirmedi. Bunun ardından polis, Joseph'in gözle görülür şekilde gerginleştiğini söyledi. Polis memurları daha sonra sakinleşmesi için ona zaman tanımak üzere hastane odasından ayrıldı. Cinayet günü CCTV kameralarına yakalanan adama çok benziyor. Ayrıca aynı gün saldırı sırasında saat 18.00 sularında kanal civarında olduğunu da tespit edebilmişlerdir. Dedektifler Joseph'in evi için bir arama emri çıkartarak daireyi aramalarına ve şüphelinin giysileri ile cep telefonunu laboratuvarda incelenmek üzere almalarına izin verdi. Joseph'i bu durumdan haberdar etmek için kendisine bir telefon geldi. Mağdur açıkça bir şeylerden şüpheleniyordu ve bir tercüman aracılığıyla doğrudan polise bir suçun şüphelisi olup olmadığını sordu. Polisler, sadece kazanın koşullarını öğrenmeye çalıştıklarını ve incelemeler yapmak zorunda olduklarını söyleyerek onu sakinleştirmeye çalıştılar. Bu diyalog telefon üzerinden gerçekleşmiştir. Dedektifler cevap verdikten sonra adam uzun bir süre durakladı. Yusuf daha sonra tercümana döndü ve ondan sözlerini polis memuruna doğru bir şekilde aktarmasını istedi. Joseph kızı kanal kenarında öldürdüğünü söyledi, ancak bunu kasıtlı olarak yapmadığını ve bir kaza olduğunu iddia etti. Adam müfettişlere kırık bir İngilizce ile tek başına hitap etti.
bir patika boyunca bisiklet sürdüğünü ve tanımadığı bir kızla çarpıştığını söyledi. Elinde bir bıçak varmış. Dengesini kaybettikten sonra yanlışlıkla kızı boynundan bıçaklamış. Kız öfkeliydi ve Joseph korkmuştu. İddiaya göre kız saldırganı karnından bıçak benzeri bir şeyle, muhtemelen bir bıçakla bıçakladı. Failin anlattığına göre, muhtemelen kızın sakinleşeceğini düşünerek itidalli davranmış. Ancak kız çığlık atmaya ve onu daha da fazla tehdit etmeye başlamış. Bu nedenle Joseph kendini savunmak zorunda kalmış ve kıza saldırmıştır. Daha sonra bıçağıyla Esling'in boyun bölgesine vurmaya başladı. Kadın çaresizce karşı koymuş ama adam onu alt etmeyi başarmıştır. Adam memurlara, kadın tarafından karnından birkaç kez bıçaklandığını ve bu olayda mağdur olduğunu vurguladı. Dedektifler telefonda böyle bir itiraf karşısında şaşkına döndüler. Hikaye kulağa tamamen saçma geliyordu. Kimse Joseph'in kurbanı yanlışlıkla boynundan bıçaklamış olabileceğine ve sonra da kurbanın ona saldırmış olabileceğine inanmıyordu. Esling'in elinde nasıl bıçak olabilirdi? Polis cinayeti rapor etti. Cinayet hakkında bilgi verdi. Joseph ailesine karşı misilleme yapılmasından çok korktuğunu söyledi. Esling'in ailesi ve arkadaşları olanları öğrenirse, çocuklarına ve karısına saldırabileceklerini düşünüyordu. Polisten sevdiklerinin isimlerini açıklamamasını istedi. Tabii ki polis memurları Joseph'i sakinleştirerek, tutuklanacağı ve yakında mahkemeye çıkacağı için herhangi bir tacizin söz konusu olamayacağını bildirdiler. Hastaneden taburcu edildi ve hemen cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Ancak, adam o zamandan beri hikayesini değiştirdi ve itirafını geri çekti. Buna rağmen savcılar onu o gün Esling'e zarar verebilecek tek kişi olarak görüyorlardı. Savcılık, katil için mümkün olan en yüksek cezayı talep edecekti. Haziran 2023 için bir ön duruşma tarihi belirlendi, ancak bundan sonra kısa süreler için birkaç kez ertelendi. Savcılık ancak Ekim 2023'te davayı jüriye sunabildi. Savcı, sanığa çok benzeyen saldırganın, kurbanını yakalamadan önce birkaç saat boyunca kanalın yakınındaki bir patikada kaydığı kamera görüntülerini gösterdi. Davranışları tipik bir avcının avını seçmesi gibiydi. Adli tıp kurbanın tırnaklarının altında DNA izleri buldu. Kadın çaresizce karşı koymuş ve saldırganı ciddi şekilde yaralamayı başarmış. Doku örnekleri Joseph'in DNA'sıyla tamamen eşleşti ve parmak izleri yeşil bisikletin üzerindeydi. O gün adamı gören tüm tanıklar saldırganın Joseph olduğunu teşhis etti. Soruşturma sırasında yeni kanıtlar da bulunmuştur. Özellikle Joseph'in arkadaşlarından biri tarafından çok değerli bilgiler sağlandı. Arkadaşı Slovakya'dan gelmiş ve otobüs şoförü olarak çalışıyormuş. 12 Ocak gecesi çalışırken tanıdığıyla karşılaşmış. Adam Joseph'in yüzünün çok kötü çizilmiş olduğunu fark etti. Adam onu eve bırakmasını istedi. Biriyle kavga ettiğini anlatmış ancak olayın nasıl ve nerede olduğunu belirtmemiştir. Şoför onu geri çevirmedi, ancak yolda tekrar tekrar olayla ilgili sorular sordu. Ancak Yusuf kaçamak cevaplar verdi ve kanıyor gibi görünen karnını tutmaya devam etti. Yusuf'un arkadaşı endişeliydi, olayın etnik temizlikle ilgili olabileceğini düşünüyordu. Bu süre zarfında mahallede diğer ulusların üyelerine karşı nefret sloganları defalarca duyuldu. Otobüs şoförünün kendisini sorularla rahatsız etmesini önlemek için Yusuf maskeli bir saldırgan hakkında bir hikaye uydurdu. Yüzünü görmediği ve adamı açıkça tanımadığı için onu teşhis edemediğini iddia etti. Kurban kendini bir kahraman gibi göstermeye bile çalışmıştır. İddiasına göre kimliği belirsiz maskeli bir adam kanalın yakınında bir kadına saldırmıştır. Joseph, Esling'i boynundan çok sayıda kez bıçakladığını iddia etmeye başladı. Kurbanın kanaması vardı. Ne olduğunu anladığında korkuya kapılan Joseph'in ellerinde kan vardı. Ondan sonra da kaçtı.
Böylece cinayet zanlısı adam, kendisinin aslında bir kurtarıcı olduğunu ve gerçek saldırganıyla boğuşurken karnından yaralandığını iddia etmeye başladı. Aynı zamanda yeni hikayesi, kanının kurbanın tırnaklarının altına nasıl bulaştığını ya da parmak izlerinin failin bindiği yeşil bisiklette nasıl bulunduğunu hiçbir şekilde açıklamıyordu. Yusuf'un savunması, Aisling'e yapılan saldırıyı yanlış itiraf etmesinin, kurbanın hastanede aldığı çok miktarda ağrı kesiciden kaynaklandığını ileri sürdü. Bu yüzden Yusuf bir coşku durumuna girmiş ve gerçek dışı şeyler söylemiştir. Kendisi hakkında konuşan sanık, hastanede kendisini sorgulamaya başladıklarında onların etkisi altında olduğunu doğruladı. Ancak bu iddialar, hastanede Yusuf'a yardımcı olan doktorlar tarafından yalanlandı. Sağlık personeline göre, adam çok az miktarda ilaç almıştı, bu nedenle itirafının sabahında ilaçların vücudu ve zihni üzerinde güçlü bir etkisi olamazdı. Savcılık Yusuf'un ifadesini birkaç kez değiştirmiş olduğuna dikkat çekmiştir. Bu nedenle sözleri hiçbir şekilde güvenilir olarak kabul edilemezdi. Ancak bu davada savcılık içinde bir sorun vardı. Sanık bu olaydan önce, bırakın kadınlara karşı şiddet uygulamayı, genel olarak şiddet eylemlerine hiç karışmamıştı. Kimse adamda saldırganlık ya da zalimlik eğilimi olduğunu fark etmemişti. Aisling ile hiçbir bağlantısı yoktu ve bu nedenle saldırının nedeni sorgulanabilirdi. Savcılık bunun kişisel sorunlarla ilgili bir saldırganlık eylemi olduğunu savunmuştur. Ancak Yusuf böyle bir kişinin tanımına uymuyordu. Arkadaşları ve ailesi onu sakin ve dengeli bir insan olarak tanımlıyordu. Nazik biriydi ve başkalarıyla iyi geçinirdi. Yusuf'un çocuklarıyla ve eşiyle herhangi bir çatışması yoktu. Bu nedenle adam açıkça tehlikeli bir suçlu gibi görünmüyordu. Ancak savcı, adamın itirafının tüm bunları geçersiz kıldığından ve ayrıca suçun en güvenilir kanıtı olduğu ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerine yakalandığından emindi. Bisiklet gerçekten de Yusuf'a aitti. Duruşma 3 hafta sürdü. Savcılık ve savunma versiyonları tüm materyallerle birlikte jüriye sunulduktan sonra 12 kişi bir karara vardı. Müzakere 3,5 saat sürdü. Daha sonra değerlendiriciler Yusuf'u Aisling Murphy'yi öldürmekten suçlu buldular. Bu suçtan dolayı şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası aldı. Kızın öldürülme koşulları tüm ülkeyi şoke etti. Katliamdan sadece birkaç gün sonra İrlanda'nın dört bir yanında kurbanın ailesine destek eylemleri düzenlendi. Olay dünya çapında da manşetlere taşındı. Soruşturma sırasında polis memurları, adamın Aisling'e görünürde hiçbir sebep yokken saldırdığını kanıtladı. Adam onu tanımıyordu. Ancak, kurbanı saatlerdir takip eden bir avcıya benziyordu. Ne yazık ki genç öğretmen yanlış zamanda yanlış yerdeydi ve insan kılığına girmiş bir canavarın pençelerine düştü. Hayat size kaçınılmaz olarak hayır demeyi öğretir. Tüm çabanızı sadece başkalarını mutlu etmek için harcarsanız mutlu olmanız mümkün değildir. Ancak birçok insan başkalarının tepkileriyle başa çıkmayı başarırken, her zaman başkalarının iyiliğini kendi iyiliğinden üstün tutan insanlar vardır. Bazı durumlarda sevgi dolu bir insandan anlayış ve destek bulurlar, hatta aileler kurarlar. Ancak böyle bir sevgi çok tehlikeli olabilir, çünkü samimiyetin yeri ölümünü bulabilir. Bu hikaye, İtalya'da Milano ile Pavia arasında, sadece 6000 nüfuslu küçük bir kasaba olan Moto Visconti'de yaşandı. Bu tür yerler için burası klasik bir mezradır, pitoresk ve huzurlu. Birçok insan burada büyük şehirlerden uzakta, çocuklarını güvenle büyütebilecekleri daha iyi bir yaşam buluyor. Kural olarak, bu tür yerlerde suç oranı düşüktür. Ancak sakin İtalyan kırsalı bile gerçek canavarları ve insanların dünyasından gizler. 14 Haziran 2014 tarihinde korkunç bir kanlı olay yaşandı. Sabah saat 2:00 sularında, bölge sakinlerinden biri çaresizce çığlık atarak ve yardım isteyerek yola koştu.
gürültüye çoktan uyanmış olan bir komşusuna ulaşmayı başarmıştır. Şok geçiren adam ailesinin saldırıya uğradığını bildirdi. Kurban soyulduklarını ve evdeki herkesin öldürüldüğünü söyledi. Mucizevi bir şekilde kaçmayı başarmış. Şokta olduğu için 118 acil servisi kendisi arayamamış. Komşuları aramış ve telefonu ona vermişler. O zamana kadar durumu çoktan analiz etmişler ve saldırganların karısını, 5 yaşındaki en büyük kızını ve henüz 1,5 yaşındaki en küçük oğlunu öldürdüklerini fark etmişlerdi. Hayatta kalan kişinin adı Carlo Lissi'ydi. Trajedi sırasında 31 yaşındaydı. Adamın anlattığına göre, o akşam bir arkadaşının evinde tatildeymiş ve İtalya ile İngiltere arasında oynanan bir futbol maçını izliyormuş. Ülkesinin milli takımının da bu etkinliğe katıldığını göz önünde bulunduran Carlo, kendisi için bu önemli etkinliği kaçıramazdı. Uzun yıllar boyunca gerçek bir futbol hayranı olmuş ve bu tür maçları kaçırmamıştı. Adam evden ayrıldığında her şey sessiz ve huzurluydu. Ancak Carlo maçı izledikten sonra geri döndüğünde evini kanlar içinde buldu. Önce karısının cesedini buldu, sonra üst kata çıktı ve çocuk odasında çocuklarının cesetlerini buldu. Carlo onları hayata döndürmeye çalıştı ama hiçbir şey işe yaramadı. Adam, saldırı sırasında evde olsaydı kendisinin de aynı korkunç kaderi paylaşacağından emindi. Ayrıca soyguncuların suçlu olduğuna inanıyordu. Sevk görevlisi adamdan kurbanları kontrol etmesini ve onlara yardım etmesini istedi. Ancak Carlo cesetlere dokunmayı kesinlikle reddetti. Acil durum operatörü adamın davranışında olağan dışı bir şey fark etmedi. Adam paniklemiş ve şok olmuştu, ağlıyor, bağırıyor, saçmalıyor ama genel olarak bu tür vakalarda görülen tipik davranışlar sergiliyordu. Acil servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis gelmeden önce Carlo da babasını aradı ve olanlar hakkında konuşmaya başladı. Polis memurları olay yerine vardığında, Carlo ve babası evin ön verandasında serviste buluştu. Sağlık görevlileri 38 yaşındaki Christina ve iki çocuğun öldüğünü açıkladı. Dedektifler olay yerine sabah saat 4:00 sularında ulaştılar. Olay yeri inceleme ekipleri o sırada tüm hızıyla evin etrafında ipucu aramaya devam ediyordu. Başlangıçta, eve bir yıl önce başka bir aileye bıçaklarla saldıran ve yakalanamayan bir soyguncu çetesi tarafından girildiği varsayıldı. Ancak kolluk kuvvetleri, eve zorla girilmediği ya da hiçbir şey çalınmadığı için soygun ihtimalini çabucak bir kenara bıraktı. Göze çarpan bir yerde duran ve içinde para bulunan çantaya bile dokunulmamıştı. Hırsızlar, saldırının kurbanlarını tanımıyorlarsa, sessizce eve girip iz bırakmadan çıkamazlardı. Ayrıca, hırsızların kendilerine karşı tanıklık edemeyeceği açık olan 2 yaşındaki bir çocuğu öldürmelerine gerek yoktu. Her şey tamamen saçma görünüyordu, bu yüzden olay hemen cinayet olarak etiketlendi. Ev şüphe uyandıracak kadar temizdi ve saldırıdan sonra geride kalması kaçınılmaz olan kan lekeleri neredeyse hiç yoktu. Failin tüm evi yıkamış olması şüphe uyandırıcıydı. Doğal olarak ilk şüphe Carlo'nun üzerine düştü. İstatistiksel olarak konuşursak, kurbana en yakın kişiler ilk öldürülenlerdir. Ellerinde açıklayamadığı taze, derin kesikler vardı. Ayrıca kurbanların cesetlerini bulmuş, ki cesetler çoktan soğumuş. Bu da saldırının birkaç saat önce, o arkadaşlarının evine gitmeden hemen önce gerçekleştiği anlamına geliyordu. Dedektifler adamın garip davrandığını da fark ettiler. Adam hiçbir zaman duygularını taklit edememişti. Ne kadar uğraşırsa uğraşsın, onların önünde gerçekten ağlayamıyordu, bu yüzden gözde görülür bir şekilde gergindi ve sürekli endişeyle etrafına bakıyordu. Carlo'nun gözyaşlarını taklit edemediği gerçeğinin arka planında, aslında, sadece durdu ve sessiz kaldı, hiçbir şey yapmadı. Üstelik tüm ailesi vahşice katledilmiş olmasına rağmen, sanki umurunda değilmiş gibiydi. Her şey çok şüpheli görünüyordu.
Polis ona yönlendirici sorular sormaya başladığında, Carlo artık korkusunu gizleyemedi. Odanın içinde volta atmaya, ellerini kaşımaya ve yumruklarını mobilyalara vurmaya başladı. Tüm bunlar stres ve acının bir ifadesi olabilirdi, ancak dedektiflerin daha kötü bir önerisi vardı. Carlo'yu sakinleştirmek ve bilincini yeniden kazanmasını sağlamak bahanesiyle bir ambulansa yerleştirdiler. Burada sağlık görevlileri, ellerinde az önce kendi kendine açtığı yaraları tedavi etmeyi teklif etti. Bunu yapmak için Carlo'dan kıyafetlerini çıkarması ve onu muayene etmesi istendi. Adam gömleğini çıkardığında, kolluk kuvvetleri iç çamaşırındaki kan lekelerini fark etti. Ölen eşini hayata döndürmek için girişimlerde bulunduğunda, lekelerin yeri çok garipti, kan damlaları bel kuşağı bölgesindeydi, kıyafetleri ise kirlenmemişti. Polis, adamın evde cesetleri bulduğu anda çektiği videoyu telefonundan izledikten sonra ikna oldu, çamaşırlardaki kan lekeleri, bir sonraki darbede etrafa uçuşan kanlı paladan gelmiş olabilirdi. Buna ek olarak, cesette temas büyük bir leke bırakmalıydı, ancak çamaşırların üzerinde sıçrayan küçük damlalar vardı. Komşularla görüşen müfettişler, saat 23 sularında, yani adam evden ayrılmadan önce kadının çığlıklarını ve dış sesleri duyduklarını öğrendi. Ancak, sesler hızla azalmış ve insanlar olanları önemsemeden sakinleşmişlerdir. Aslında ortalığı ayağa kaldırıp hemen polisi arasalardı, bu çocukların hayatını kurtarabilirdi. Ne de olsa anında ölmemişlerdi, kanları uzun süre akmaya devam etmişti. Ayrıca polis, evdeki düzensizliğin bir soygun için tamamen alışılmadık olduğunu fark etti. Suçlular aceleyle kutuları hızla yere atar ve bu da genellikle kırılmalarına neden olur. Ancak Lisi'nin evindeki olayda, bazı sandıklar hiç yere atılmamış, dağılmamış, sanki beceriksiz bir sahneleme işiymiş gibi düzgün bir şekilde yerleştirilmişti. Tüm bunlar bir kez daha Carl'ın üçlü cinayete karıştığına işaret ediyordu. Elbette, deneyimli dedektiflerin zihninde tüm bu gerçekler bir araya gelerek bir bulmaca oluşturuyordu. Carl'ı sorgulamak için karakola götürdüler. Burada adam müfettişlerin sorularına çok garip cevaplar verdi, pizza, şekerleme ve soda istedi. Şüpheli olaya karıştığını inkar etti ve hikayenin kendi versiyonunda ısrar etti. Tutuklanıp bir hücreye götürüldüğünde adam henüz uykuya dalmıştı. Ertesi gün Carlo son derece sakin ve hatta kaygısız davrandı, bu durum katil olduğu iddia edilen kişinin hareketlerinde bile fark ediliyordu. Sanki dedektifleri alt ettiğinden eminmiş gibi, o anda kendisine kurulan tuzağın çoktan kapanmış olduğundan şüphelenmedi. Ancak böylesine iğrenç bir cinayetin nedeni hala belirsizdi. Görünüşe bakılırsa, aile çok iyi görünüyordu, her ikisi de iyi pozisyonlara sahipti ve makul ücretler kazanıyorlardı. Kolluk kuvvetleri baş şüphelinin iş arkadaşlarına başvurdu. Onlara Carlo'nun son aylarda çekici bir kız olan Maria'ya karşı güçlü hisler beslediğini söylediler. Carlo onun cazibesini hemen fark etmiş ve karısını hayali bir sevgi ve samimiyet duygusuyla kuşatmasına rağmen Christina ile ilişkisini kesmeye kesin olarak karar vermiştir. Ancak işler o noktaya gelmedi çünkü evli ve çocuklu bir adamla ilişkisi olan iş arkadaşı Maria, Carlo'la iletişim kurmuyordu. Kız farkında olmadan, dürüstlüğüyle bu canavarı tüm aileyi öldürmeye itti. Carl'ın zihinsel bir bozukluğu olduğundan şüpheleniliyordu, bu da bir numara kullanırsanız şüpheliyle konuşmanıza yardımcı olabilirdi. Dedektifler failin duygularıyla oynamaya karar verdiler. Karısı ve çocukları öldürüldükten sonra, yeni meslektaşının ondan daha da tiksindiği mesajıyla geri döndüler. Ve işe yaradı. Fail olduğu iddia edilen kişi anında gardını düşürdü. Kendini kaybetti, patladı ve kelimenin tam anlamıyla 20 dakika sonra itiraf etmeye başladı. 31 yaşındaki Carl daha sonra resmen cinayette suçlandı. Müfettişler davayı duruşmaya hazırlamak için aile hakkında bilgi toplamaya başladı. Carlis ailenin ilk çocuğuydu ve daha sonra küçük bir erkek kardeşi oldu.
ailenin babası oldukça katı ve talepkar bir adamdı. Babanın en küçük oğluna, her zaman istediğini yaptıran Carl'dan daha iyi davrandığı açıktı. Carl ise her zaman hoşgörülü davrandı, bir kez bile babasına karşı koyma cesareti gösteremedi. Babasının söylediği her şeye sorgusuz sualsiz itaat ederdi. Eğer adam taşkınlık yaparsa, anında kendini kaybederdi. Bu her zaman sorunlarla doluydu, bu yüzden çocuklar oldukça katı bir atmosferde sessizlik içinde büyüdüler. Carl için geçiş çağında, kendisine karşı zalimce davranılmasına tahammül etmekten yorulduğu bir dönüm noktası geldi. 10'lu yaşlarında ve yaklaşık 20 yaşına kadar gerçek kişiliği kendini göstermeye başladı. Genç adam artık gerçek duygularını saklamak ve babasının ona söylediklerini yapmak istemiyordu. Ancak, hoşnutsuzluğun ortaya çıkmasına rağmen, ailedeki durum değişmedi. Çocuk hiçbir zaman aile reisine karşı çıkacak gücü kendinde bulamadı. İsyanı içsel olarak geçti ve sonuç olarak genç adam kendi içine çekildi. Kelimenin tam anlamıyla diğer insanların arzularını yansıtan bir ayna haline geldi. Carl her zaman babasının talimatlarına uymaya çalıştı ve onu engellemedi. Aynı davranış biçimi diğer insanlarla olan ilişkilerinde de kendini göstermeye başladı. Sonunda Carl, evin reisinin baskısının etkilerini sonuna kadar yaşadı. Okulda defalarca zorbalığa hedef oldu. Buna rağmen, genç kesinlikle herkesi memnun etmeye çalışmaya devam etti. Bu durum, Carl'ın sadece kendisine yaklaşan kişiyi üzmemek için kendi zararına hareket etmeye hazır olduğu acı verici bir şekle dönüştü. Kızlarla ilişkilerinde de sorunlar yaşadı, ancak genç adam bunun diğer tüm zorluklarla tamamen aynı nedenden kaynaklandığını fark edemedi. Karakter göstermesi gereken yerde sadece nezaket gösterebiliyordu. Sonuç olarak, tüm kızlar bu uysal ve karaktersiz adamı sömürmeye başladı. Psikolojik sorunları olmaya başladı, ancak genç adam burada bile savaşmaya, onlarla başa çıkmaya cesaret edemedi, her şeyin kendi yolunda gitmesini önerdi. Carl umutsuzca kendisi olmak istiyor, ancak işleri kendi eline alacak gücü bulamıyordu. Tüm bunlar arzularını bastırmasına yol açtı. Açıkçası bu sorunlardan kurtulmanın en iyi yolu değil, ama en ufak bir çatışmadan kelimenin tam anlamıyla kaçacak kadar korkuyorsanız gücü nasıl bulursunuz? Bunun nedeni, çocuğun babasının davranışlarından kaynaklanan depresif özgüveniydi. Carl bazen çekingen bir şekilde sözlü tartışmalara giriyor, ancak herhangi bir rakip tarafından kolayca bastırılıyordu. Sonuç olarak, Carl kendini yerinde hissetmiyor ve endişeleniyordu. Her zaman kaybediyordu ve bu da özgüvenini sıfıra indiriyordu. Bu durumu daha da kötüleştirmemek için, genç adam ona göre tek doğru kararı verdi, yani herhangi bir çatışma durumundan ve anlaşmazlıktan tamamen kaçınmaya başladı. Herhangi birinde kaybedeceğinden emindi, bu yüzden her şeyi tolere etti ve sessiz kaldı. Genç adam her konuda başkalarının fikirlerini ve tercihlerini tatmin etmeye alışmıştı. Carlo kendi duygularını ifade etmekten acizdi. Başkaları güldüğünde o da gülüyor, onlar üzüldüğünde o da üzülüyordu. Genç adam görünüşü nedeniyle azarlanmaktan kaçınmak için her zaman iyi görünmeye çalıştı. Daha iyi uyum sağlaması için spor salonuna gitmeye başladı ve o zamanlar popüler olduğu için ekonomi okumaya başladı. Aile reisinin ısrarı üzerine, ilgi alanlarını takip etmekte gerçekten özgür olmamasına rağmen, ekonomiyle uğraşmaya başladı. Sonuç olarak, Carlo bir narsiste dönüştü, en azından hayatındaki olayları kapsayan tüm bilgi kaynakları böyle söylüyordu. Aslında, psikiyatrik bir değerlendirme bu spekülasyonları doğrulamadı. Toplumun onu kabul etmeyeceğinden çok korkuyordu, ama zayıflığını özgecilik, komşusuna yardım etme arzusu olarak adlandırdı. Aslında çocuk kamuoyunun kıskacında olmanın acısını çekiyordu. Babası onu ekonomik profil üzerine üniversitede okumaya teşvik etti, adamın kelimenin tam anlamıyla alternatifi yoktu, bu yüzden itaat etti.
Carlo 21 yaşında bir eğitim aldı ve daha sonra Milano'da büyük bir bilişim şirketinde danışman olarak işe başladı. Adam bu işi sevmemesine rağmen, yüksek maaş ve iyi çalışma koşulları nedeniyle işte kaldı. Tüm boş zamanını bu işe ayırıyordu. Başarılı görünüyordu, ancak genç adam bu faaliyetten hiç hoşlanmadı. Ayrıca Carlo, sırf gerekli olduğu için, sırf etrafındaki insanlar ondan bunu beklediği için bir eş aramaya başladı. Tüm tanıdıkları ona ne zaman bir kız bulup evleneceğini soruyordu. Cristina adındaki müstakbel eşiyle tanışana kadar başarısız bir hayat arkadaşı arayışıyla 2 yıl geçti. Adam o sırada 23 yaşında olmasına rağmen, sevgilisi 7 yaş büyüktü, ancak bunun bir sorun olmadığı görülüyordu. Cristina daha bilge, daha deneyimliydi ve müstakbel kocasına her konuda rehberlik ediyordu. Cristina, ilişkilerinin bir aile kurmak ve güvenilir bir adamdan çocuk sahibi olmak için ideal bir fırsat olduğunu düşündü, ancak çok yanılıyordu. Sonuçta, adam derinlerde bir çocuk olarak kaldı ve evliliğe ya da çocuklara hazır değildi. Müstakbel eşi Cristina hayata ağırbaşlı bir bakış açısıyla bakan, kararlı ve amaçlı bir kadındı. Seçtiği kişinin aksine iradeli bir karaktere sahipti. Onu manipüle etmek imkansızdı, çünkü hikayenin kahramanı küçük yaşlardan itibaren son derece bağımsızdı. Cristina 20 yaşına geldiğinde bile ayrı yaşıyor ve kendi geçimini sağlıyordu. Ancak bu Cristina için bir sorun değildi. Görünüşe göre enerjisi iki kişiye yetiyordu. Carl için bir tür anne olmuştu. Cristina 1975 yılında Pavia'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren baskın karakter özelliği bağımsızlıktı. Ona kendi iradesi dışında bir şey yaptırmak neredeyse imkansızdı. Ancak bu onun kötü bir şeyi arzuladığı anlamına gelmiyordu. Tiyatro yapmak ve eğitimini sürdürmek istiyordu. Cristina'nın Carlo ile olan zıtlığı babasıyla olan ilişkisinde bile görülüyordu. Kadın babasıyla, müstakbel kocasının babasıyla hiç görmediği bir anlayış ve karşılıklı saygıya sahipti. Aynı zamanda, Cristina ve babası sık sık küçük anlaşmazlıklara düşüyorlardı, bu nedenle kız erken yaşlardan itibaren erkeğin aksine haklarını savunmayı öğrendi. Ailesi ve arkadaşları için güvenilir bir destekti, her türlü organizasyonel sorunla kolayca başa çıkabiliyordu. Cristina sosyal olarak aktif bir kişi ise, Carlo'nun gerçekten asosyal olduğu ortaya çıktı. Kız 20 yaşından itibaren Moto Visconti'de bulunan bir şirkette sigorta acentesi oldu. Kariyeri başarılıydı, iş yerinde çok takdir ediliyordu. Cristina buradan ayrılmadı ama bu taşra kasabasında kaldı, çünkü burası onun için rahattı. Ailesi ve arkadaşları burada yaşıyordu ve hayatında ihtiyaç duyduğu her şeyi burada sorunsuzca bulabiliyordu. Bu nedenle genç ve aktif kız Milano'ya gitmemeye karar verdi. Büyük şehrin gürültüsünden uzakta, burada yaşamaktan keyif alıyordu. Ekonomik olarak bağımsız olduktan sonra bile Cristina tiyatroya olan tutkusunu sürdürdü, müzikallere ve oratoryo tiyatrosunda sahneye çıkmaya bayıldı. Topluluk önünde konuşma sevgisi Moto Visconti'de başladı. Gelecekteki kocasıyla da burada tanıştı ve onu hemen fark etti. Ancak, başlangıçta adamın utangaçlığı nedeniyle tanışma gerçekleşmedi. Daha sonra, 2014'te tekrar karşılaştılar ve ancak o zaman tanıştılar. O sırada kız sahnede performans sergiliyordu. Cristina'ya bakan Carlo kelimenin tam anlamıyla çiçek açtı. Arkadaşları da yanındaydı ve onlar bile normalde kayıtsız ve mesafeli olan bakışlarının parladığını fark ettiler. O aşktı. Adamın bu buluşmadan önce ciddi bir ilişkisi olmamıştı ama Carlo ilk kez bir aile kurmak istiyor gibiydi. Böylece genç adamlar çıkmaya başladılar ve ilişkileri hızla büyüdü. Birkaç ay sonra, ilişki daha ciddi bir seviyeye taşındığında, ebeveynlerle tanışma oldu. Kadının ailesi Cristina'nın seçtiği kişi hakkında karışık duygular yaşadı.
ondan böylesine mütevazı, sessiz ve deneyimsiz bir adamdan daha fazlasını bekliyorlardı ama sonuçta annesi ve babası onun seçimini destekledi, çünkü buna karşı çıkmak faydasızdı. Christina onun bir aile kurmak için mükemmel olduğunu düşünüyordu. Genç adamın ailesi ise tam tersine, Christina zeki, neşeli, aktif, iddialı ve ona bakabilecek biri olduğu için Carlo'nun seçimini büyük bir istekle destekledi. Özellikle adamın babası kızı çok takdir etti ve bu da Carlo'yu memnun etmekten başka bir işe yaramadı. Hatta aile reisi, oğlunun sonunda bir kız bulmasına ve bir aile kuracak olmasına o kadar sevinmişti ki, çifte bir ev verdi. Taşrada küçük ama şirin bir köşeydi ve aile hayatının başlangıcı için oldukça uygundu. Kısa süre sonra aşıkların düğünü oldu ve daha sonra çocuklar oldu. Ancak bu hikaye mutlu sonla bitmeyecekti. Evlilik hayatının başlamasından sonra, gerçek Carlo çok alışılmadık bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Kili bir hayat sürmeye başladı. Bunlardan birinde bir aile babasıydı, ancak diğer benliği özgür, sosyal bir adamdı, halkın kınamasından korkmuyor ve tüm çatlakları atlıyordu. Çekici görünümü rastgele kadınlarla tanışmasını kolaylaştırdı. Hiç utanmadan karısını aldatmaya başladı. O zamanlar karısı, aile evinin bulunduğu banliyöde yer alan Milano'da çalıştığı gerçeği sayesinde, onun entrikalarından haberdar bile değildi. Carlo kolayca ikili bir hayat sürdürebiliyordu. Farklı kadınlarla tanışıyor, onlarla birlikte oluyordu. Carlo çekici ve eğlenceli olmayı öğrendi, bu yüzden birçok kadın devam etmek ve bir bağlantı geliştirmek istedi. Ancak, bu konuda bir konuşma olur olmaz, metresinden ayrılıyor ve hemen yeni bir metres buluyordu. Elbette hiçbirine ailesinden ve çocuklarından bahsetmezdi. Carlo'nun daha birçok ofis aşkı yaşadığı güvenilir bir şekilde öğrenilmiştir. Aile babası zevkine düşkündü ve çekici görünen tüm kızlarla arka arkaya tanıştı. Doğal olarak, kadın meslektaşlarıyla doğrudan iş yerinde defalarca bağlantı kurdu. Ancak aile hayatında her zaman karısının boyunduruğu altındaydı. Carl tüm kaprislerini yerine getirdi ve kelimenin tam anlamıyla onun önünde hizmet etti. Kocası tüm gücüyle onun gözüne girmeye çalışıyordu, özellikle de genç ailenin ilişkisi Carlo'nun babasını son derece memnun ettiği için. Aynı zamanda, evlilik dışı ilişkileri sırasında mahremiyet konusunda da pek endişe duymuyordu. Milano'da rastgele yaşam tarzı çoğu arkadaşı ve hatta tanıdıkları tarafından biliniyordu. 7 yıllık evliliğin ardından ikinci bir çocuk dünyaya geldi. 2009 yılında. Annelik sevinciyle birlikte acımasız bir hayal kırıklığı da geldi. Christina arkadaşlarından kocasının bir yandan ilişkilerini bir yandan da eşinin Milano'da yaptığı sefahati öğrendi. Ancak ilişkiyi koparmak yerine aileyi korumak istedi ve genç kocasını tüm gücüyle kendine bağlamaya başladı. Carlo'nun defalarca karısından boşanmaya çalıştığına inanmak için nedenler vardı, ancak kadın her şekilde bunu engelledi ve çocukların iyiliği için ondan ayrılmamasını istedi. Aslında genç adam onu ilk olarak düğünden önce aldatmıştır. Bu olay, evlilik törenine bir haftadan az bir süre kalmışken gerçekleşmiştir. Bu süre zarfında kadın Kızıl Haç için gönüllü çalışmaya gitmiştir. Carlo o sırada arkadaşlarıyla birlikte bir striptiz barda dinleniyordu. Burada düğünden önce bir tür bekarlığa veda partisi veriyorlardı. Bu partide, damada bariz ilgi işaretleri veren bir kız ortaya çıktı. Ancak arkadaşları ısrarla düğünden önce geceyi bu yabancıyla geçirmesi ve son bir kaçamak yapması için onu zorlamaya başladı. Arkadaşları Carlo'yu bunun evlenmeden önceki son şansı olduğuna ikna ettiler. Sonunda hayır diyecek cesareti bulamadı ve kabul etti. Görünüşe göre, arkadaşları gerçek bir Pandora'nın kutusunu açtıklarının farkında değillerdi. İlişkinin hemen ertesi günü Carlo nişanlısına ilişkisini itiraf etti. Bekar yaşamın zevklerinden bahsetti ve ona evlilik istemediğini, ciddi bir ilişkiye hazır olmadığını söyledi.
Christina gözyaşları içinde eşyalarını topladı, ailesinin yanına taşındı, ancak bir gün sonra Carlo ona geri döndü, tüm aileden özür diledi ve geri dönmesi için yalvardı. Her şeyin, kendisini o kızla yatmaya zorlayan ve evlenmekten vazgeçmeye ikna eden arkadaşlarının suçu olduğundan yakındı. Christina genç nişanlısını affetti, yanlış anlaşılmayı görmezden geldi ve evlendiler. Ancak kırgınlık ve hayal kırıklığının acısı, bu birliktelik boyunca kadının peşini bırakmadı. Carlo çocuklarına karşı da soğuktu. Arkadaşları Carlo'nun onlarla vakit geçirmekten ve oynamaktan hoşlandığını ama asla şefkat göstermediğini iddia ediyorlardı. Tanıdıkları Carlo'nun oğlunu ve kızını öptüğünü ya da kucakladığını hiç görmemişler. Bununla birlikte, onlarla isteyerek oynamış ve iyi bir baba görüntüsü vermiştir. Hayatı genel olarak yalanlarla çevriliydi ve karısı ile genç adamı tanıyan herkes buna inanıyordu. Ancak tüm bu görünürdeki cennette er ya da geç bir şeylerin olması gerekiyordu ve bu, Carlo'nun çalıştığı Milano'daki bir bilişim şirketinin ofisinde yeni bir çalışanın işe girmesiyle gerçekleşti. Kız bir ayrılığa neden olmak ve iki küçük çocuğu babasız bırakmak istemiyordu. Karşılıksız aşk Carlo'yu çıldırtıyordu. İşte tam bu noktada kafasında sinsi bir plan olgunlaştı. Her halükarda, iş arkadaşının reddetmesine rağmen, Carlo karısıyla olan bağını koparmaya karar verdi. Ancak, karısının yanına gidip bunu söyleyemezdi, çünkü başka bir çatışmadan ve durumun karmaşıklaşmasından korkuyordu. Adam karısına karşı koyamayacağını ve karısının da onu çocukların iyiliği için ilişkiyi sürdürmeye teşvik edeceğini biliyordu. Bu yüzden Carlo bir bıçağın tüm sorunları çözeceğini düşündü. Polis, tarayıcısında ilgili sorguları buldu. İlk olarak Carlo internette bir boşanma avukatı aradı ve ilişkiyi bir profesyonel olmadan hızlıca sonlandırmak için seçenekleri değerlendirdi. Ardından koca, bir kişiyi soğuk bir silahla olabildiğince çabuk öldürmenin yollarını aramaya başladı. Bu şekilde yavaş yavaş haberlere ulaştı ve bir yıl önce yaşadıkları bölgede meydana gelen bıçaklı bir soygunun görüntülerini gördü. Bu ona derhal, soruşturmayı yanlış yola sürükleyecek bir soygun sahnesi fikrini verdi. 14 Haziran 2014'te Carlo, bugün hazır olduğunu ve tüm ailesini öldüreceğini düşünerek uyandı. Adamın sevdiklerinden kurtulmanın yollarını internette araştırmasının üzerinden sadece bir hafta geçmişti ve sonunda korkunç bir vahşete karar vermişti. Bütün gün namuslu bir aile babası gibi davrandı. Evli ve çocuklu bir çift için klasik bir cumartesi günüydü. Birlikte alışveriş yapmışlar, mutlu bir ilişki görüntüsü vermek için mağazayı ziyaret etmişler ve sonra da ailece eğlenmişlerdi. Görünüşe göre onlara mükemmel bir veda hafta sonu yaşatmaya karar vermişti. Akşam Christina lezzetli bir yemek pişirdi ve birlikte yediler. Carlos daha sonra İtalya-İngiltere futbol maçını izlemek üzere bazı arkadaşlarıyla bir araya geldi. Mükemmel bir mazeret olarak özellikle bu günü ve bu spor müsabakasını seçmişti. Adam katliamı, maçın farklı bir zaman diliminde gerçekleşeceği beklentisiyle gerçekleştirdi. Bu dedektiflerin kafasını karıştıracaktı. Ayrıca suçu hayali bir soyguncunun üzerine atmak için de iyi bir yoldu. Açıkçası, o gece pek çok insan evde olmayacak, çünkü insanlar maçı izlemek için konuklara ve çeşitli barlara gitmiş olacaklar. Tabii ki bu, trajik bir kaza sonucu çocuklu bir ailenin tamamının infaz edileceği soygun için en uygun zamandır. Akşam yemeğinden sonra eşler çocukları yatırır. Kız kendi başına yattı. Gabriel ise kanepede uyuyakaldığı için odasına taşındı. Şefkatli baba iyi geceler dileyerek çocuğu bizzat kucağına aldı. Yaşamak için bir saatten biraz fazla zamanları vardı. Bundan sonra çift oturma odasında yakınlaştı. Bu da olumlu bir faktör olarak görülebilirdi, çünkü eşle cinsel ilişkiye girilmesi bile aile içinde iyi ilişkilerin olduğunu gösterir ve Carlo'ya yönelik şüpheleri otomatik olarak ortadan kaldırırdı. Saat 23.00 sularında adam karısına bir arkadaşının evine gideceğini söyledi.
Ancak, giyinmek yerine iç çamaşırlarıyla mutfağa gitti ve bir bıçak aldı. Dahası, evde bulunan en büyük bıçağı alarak eşinin televizyon izlemeye başladığı ve kendisiyle konuştuğu oturma odasına geri dönmüştür. Karlo korkakça kadına arkadan yaklaştı ve onu boynundan bıçakladı, ancak kadın beklediği gibi anında ölmedi, katilinden kaçmaya çalıştı. Birkaç adım sonra kocası ona yetişti ve boynuna bir darbe daha indirdi. Bunun üzerine kadın kocasının kendisine neden saldırdığını ve neler olduğunu anlamaya çalışmış, ancak fail durmamış ve sessizce darbe üstüne darbe indirmeye devam etmiştir. Dayaktan sonra Christine yaşam belirtisi vermeyene kadar göğsünde ve karnında 5 derin bıçak yarası daha bıraktı. Kadın, adamın kendisini ve çocuklarını içtenlikle sevdiğine sonuna kadar inandığı için ihanetinin boyutunu hayal etmek zor. Katliamın sonunu görecek kadar yaşadıktan sonra en büyük kızının odasına çıktı. Gürültüye ve kızın ön kapısının aralık olmasına rağmen, kız hala mışıl mışıl uyuyordu. Çocuk sırt üstü yatıyordu. Babası yanına gitti ve boynuna tek bir darbe indirdi. Kız uyanmadı bile, sadece yan yattı, titredi ve daha fazla yaşam belirtisi göstermedi. Daha sonra en küçük çocuğun odasına geçti. Gabriel katliam sırasında 20 aylıktı. Bebek de gürültüye tepki vermedi ve huzur içinde uyuyordu. Da boynundan aldığı tek bir yarayla öldü. Ancak bu aşamada katilin planı tamamlanmış olmaktan çok uzaktı. Adam banyonun bulunduğu bodrum katına indi. Burada bir duş aldı, üçlü cinayetin tüm izlerini yıkadı ve sonra giyindi. Ancak Carlo, daha sonra suçluluğunu teyit etmesine yardımcı olacak büyük bir hata yaptı. Adam, çocuklarını ve karısını öldürdüğü iç çamaşırını çıkarmadı. Muhtemelen üzerlerindeki kan damlalarını fark etmemişti. Ardından, fail evi temizledi ve tüm konutta bir soygun simülasyonu yapmaya başladı. Eşyaları ve mobilya çekmecelerini yere saçtı ve gider borusundan aşağı bir bıçak attı. Bundan sonra Carlo Sakince arkadaşlarının evine gitti ve hiçbir şey olmamış gibi uzun zamandır beklenen maçı izledi. Daha sonra katliamı öğrenen arkadaşları şok oldu. Bunun nedeni onun ideal koca ve baba imajının parçalanmış olması değildi. İnsanlar Carlo'nun maça gelişindeki sakinlik ve kayıtsızlık karşısında şok olmuşlardı. Davranışlarından endişeli olduğunu ya da bir şekilde yaptıklarından kaygı duyduğunu anlamak mümkün değildi. Carl maçı tamamen sakin bir şekilde izledi. Sadece umursamıyordu. Adam mazeretini doğrulamak için daha da ileri gitti. Birkaç kez karısına maçın skorunu içeren bir kısa mesaj gönderdi. Ayrıca ertesi gün için arkadaşlarıyla planlar yaptı, sözde bir aile gezisine çıkacaktı. Gece 2'de, kana susamış katil olay yerine geri döndü. Tıpkı günlük hayatında yaptığı gibi hareket etti. Arabayı garaja koydu, ev ayakkabılarını giydi ve mutfağa gitti. Carlo burada arkasında bıraktığı yıkımı gördü. Hatta kendisini de ifşa eden kısa bir video bile çekti. Videoda gizli dolapları gösteriyor ve eve geldiğinde burada bir hırsızlık olduğunu gördüğünü söylüyordu. Videoda daha sonra oturma odasına girdiği ve eşini kanlar içinde gördü, dehşet içinde avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı, dışarı koştuğu ve yardım çağırdığı görülüyor. Adam, içinde bulunduğu durumda mantıklı olmasına rağmen çocukları kontrol etmek için üst kata çıkmıyor. Tuhaflık ve çelişkiler adamın tüm hareketlerinde belirgindi. Çoğu durumda, masum bir insan sevdiği birine yardım etmek için koşar, nabzını, nefes alıp almadığını, çocukların nesi olduğunu kontrol ederdi. Ancak Carlo kurbanlarına yaklaşmaya bile isteksizdi ve bu da kendisini ele veriyordu. Duruşmada Carlo davranışlarını tamamen sakin bir şekilde açıkladı. Kendisine neden karısından boşanıp onun ve çocuklarının hayatını kurtarmadığı sorulduğunda, adam boşanma işlemlerinden sonra nafaka ödeyecek 2 avusa kalacağını söyledi. Çocuklarına böyle hitap ediyordu.
ona göre yeni sevgilisi Maria bu çocukları kabul etmeyecek ve bu bir sorun haline gelecekti. Bir kızı ve oğlu Carlo'nun boynunda rahatsız edici bir yük olarak asılı kalacaktı. Ayrıca, ortaklaşa edinilen mülkün bölünmesi gerekiyordu ki bunu hiç yapmak istemiyordu. Bu yüzden kendini tamamen özgür bırakmaya karar verdi. Yeni bir iş bulmayı bile düşündü. Kafasının içinde, "Yeter artık," dedi. Korkunç bir şey. Aklı başında bir adam böylesine vahşi, hesaplı bir cinayet işleyebilir miydi? Carlo suçluluğuna itiraz bile etmedi. Müfettişlerin elinde itirafı, gerekçesi ve delilleri vardı. Davanın tüm amacı bunu kasten yapıp yapmadığını anlamaktı. İnternet aramaları kasıtlı olduğunu doğruladı. Suçlamaların yapılmasından bir hafta sonra, duruşmayı beklerken Carlo psikiyatrik değerlendirmeye sevk edildi. Ne olup bittiğinin farkında olmama ve yaptıklarının cezasını çekmekten kaçınma ihtimali vardı. Durumunun değerlendirilmesinin ardından uzmanlar genç adamın akli dengesinin yerinde olduğunu ve mahkemeye çıkmaya uygun olduğunu kabul etti. Duruşmada, özgürlük mücadelesinin gereksiz olduğunu düşündüğü için avukat tutmayı reddetti. Sonunda Carlo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, başlangıçta bu cezadan memnundu. Ancak cezasını çekmeye başladıktan sonra temize başvurdu. Ancak çok geçmeden temyiz başvurusunu geri çekti ve yargıçlara cezanın adil olduğunu düşündüğünü söylediği bir mektup daha gönderdi. Bu da onun karakterinin çelişkili doğasını bir kez daha ortaya koymaktadır. Garip görünebilir ama Carlo doğal olarak mücadeleyi bıraktı. Özgür yaşamı boyunca bunu asla yapamamıştı. Şimdi kendini hiçbir şey için savaşmaya ve karar vermeye gerek olmayan bir yerde bulmuştur. İtaatkar ve sessiz olmak yeterlidir. Mahkumların rutinleri ve kendi kuralları vardı. Cezaevinin yeni müşterisine oldukça uygun görünüyordu. Hatta ilk kez felsefe okumaya başladı ve daha sonra üniversiteden bu yönde mezun oldu. Şu anda zaten 4 yaşından büyük. Hal örnek bir mahkum. Hücre arkadaşları ve gardiyanlar, katilin yaptıklarından dolayı içtenlikle pişmanlık duyan bir adama benzediğini söylüyor. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizler de beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.